Sevgili hocalarım, sevgili arkadaşlarım, Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tarafından düzenlenen Ankara Müzeleri'nde Efsane Kral Midas ve Frigya'nın izleri konulu panele hoş geldiniz. Panelimizin açılış konuşmasını yapmak üzere bölüm başkanımız Yardımcı Doçent Doktor Gonca Güzel'i kürsüye davet ediyorum. Merhabalar Sayın Rektör Yardımcım, sevgili hocalarım, sevgili arkadaşlar ve bugün panelimize bizi kırmayarak yoğun iş tempolarına rağmen aramızda olan sevgili davet konuşmacılarımız hoş geldiniz. Bu yolculuk nasıl başladı biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani neden Kral Midas ve neden Frigya'yı bugün ele alacağımız, dolayısıyla müze turizmini tartışacağımız bir panel düzenledik. Aslında şu anda aramızda bulunan panelimizin ve moderatörlüğünü üstlenen sevgili hocamız İbrahim Birkan geçtiğimiz yıl çok güzel bir kongre, ev sahipliği yaptı Atılım Üniversitesi İbrahim hocamız sayesinde. Bu İMTA konferansı dünyaca bilinen, tanınırlığı çok yüksek olan bir konferansı, uluslararası bir işletmecilik konferansıydı. Bu konferans kapsamında biz Gordion'da bir Kral Midas yemeği organize ettik. Yine Gordion Müzesi o gün çok güzel bir gece ev sahipliği yaptı. Bir Frig defilesi düzenlendi bu kapsamda. Kazı alanı gezildi. Dünyanın birçok ülkesinden gelen işte yaklaşık 50-60 kadar hocamız tarafından uluslararası boyutta gerçekten çok güzel bir organizasyona imza atıldı. Buradan yola çıkarak Ankara'da müze turizminin geliştirilmesi için neler yapılabilir? Pazarlama boyutu, yönetim boyutu, eğitim boyutu çok önemli. Bu konularda biraz öğrencilerimizi ilgilendirmek istedim. Çünkü dünyaya baktığımızda Avrupa'da, Amerika'da gerçekten turist sayıları, ziyaretçi sayıları daha doğrusu çok daha yüksek olan müzeler var. Neden Ankara müzeleri, dolayısıyla Türkiye müzeleri bu sayılara ulaşmakta acaba çok mu bizim için hayal, çok mu ütopik diye belki burada tartışmamız gerekiyor. Çünkü binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Türkiye gibi bir coğrafyada aslında bu medeniyetlerin izlerini biz müzelerde arıyoruz. Bu nedenle bugünkü paneli çok önemsiyorum. Öğrencilerim için de yeni bir turizm ürünü olarak onların da belki ileride iş fırsatları anlamında değerlendirileceği bir fırsat olarak görüyorum müzeleri. Bu nedenle çok teşekkür ederim bugün aramızda olduğunuz için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Panelistlerimizi yerlerini almak üzere davet ediyorum. Profesör Doktor Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Yüksek Lisans Programı. Zülküp Yılmaz, Kültür Varlıkları ve Müzeleri Genel Müdür Yardımcısı. Doçent Doktor Mete Sezgin, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi. Hüsnü Gümüş, turizm yazarı. Profesör Doktor İbrahim Birkan, Atılım Üniversitesi. Rektör Yardımcım, değerli misafirlerimiz, öğrencilerimiz, hocalarımız, Ankara Müzelerinde Efsane Kral Midas ve Frigya'nın İzleri konulu panelimize hoş geldiniz. Esasında bizim bir arkeoloji bölümümüz yok. Konu arkeolojiyle birinci derecede ilgili ama artık bütün bilimler interdisipliner olmak zorunda. Yani bir bilimi sadece bir tek alanda inceleyerek bir noktaya bulamıyoruz. Artık yani Archimedes gibi buldum diye bir şeyi bulup sokağa fırlama şansı yok. Grup çalışması yapmak zorundayız. Bu disiplinler arası da bunu yapmak zorundayız. Bugün bizim konuşacağımız konu hem disipliner, interdisipliner bir olan hem de uygulamalı bir alan. Yani turizm zaten öyle bir olan. Burada hem arkeolojinin, hem bilimin, hem turizmin, hem müzeciliğin kesiştiği çok önemli bir konuda tartışmalarda bulunacağız. Biraz önce bölüm başkanımızın da ifade ettiği gibi
Biz bu sene bir kongreye ev sahipliği yaptık. Bu kongrede kongrenin Ankara'ya alınması konusunda ben bayağı zorlanmıştım. Türkiye'ye getirilmede de zorlanmıştım. Ankara'nın nesi var dediler. Evvela İstanbul dediler. Olur dedik. İstanbul'u dolaştık. Dolaştığımız vakit otel fiyatlarını görünce Paris'te yapalım daha iyi dediler. Ben de dedim ki Paris'in İstanbul'dan daha ucuz olacağını size söz vermemiştik. Ondan sonra Kapadokya dediler. Hay hay dedim. Kapadokya'da da uygun bir otel bulunduk. Oradaki oteller malum hepsi butik oteller. Sonra Ankara zaten istediğimiz oydu. Ankara'nın nesi var? Bize bir program yapın dediler. Otel olarak sorun yok. Ankara'da otellerimiz var. Ama program olarak bir gecemizi dedik Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapacağız. Müzeyi anlattım ben. Müzeyi anlattım ama tabii online yazışıyoruz. 12 kişilik de bir kurul var karar verecek. İşte Avrupa'nın en iyi müzesi ödülüne sahip dediğimde bir tane akademisyen arkadaşımız yani dedi New York Müzesi'nden de mi iyi, Londra'dakinden mi iyi ben epey tartıştıktan sonra hırsız müzelerle mukayese etmeyelim diye bir tabir kullandım. Bir hukuk profesörü Measure Your Words Carefully diye bana böyle kırmızılarla yazılı bir şey gönderdi. Yani sözlerini dikkatli ölçülü kullan diye. Ben de dedim o definition yapayım. Yani hırsız müze ne demek? Sergilediği objeler o müzeye ait değilse o bölgenin müzeleri tarafından geri isteniyor ve her ne sebeple olursa olsun geri vermekten imtina ediliyorsa o müze hırsız müzedir. Şimdi böyle bir tanım koyduğunuz vakit bilimsel olarak kimse sizi hakaret etti falan diye diyor. Neyse en sonunda başkan yumruğu vurdu masaya Ankara'da yapılıyor dedi. Bitti iş. Ve muhteşem bir müzede gece yaptık. Ankara yemeklerini orada 400 kişilik servis yaptık. Ve gala gecemizi de işte bugünün konusu olan Kral Midas'ın mezarının başında yaptık. Philadelphia'da biliyorsunuz Midas'ta kazıları yapan heyet evvela Almanlar başladı. Sonra Amerikalılar, hocalarım daha iyi biliyor ben detaya girmiyorum. Ve şu anda Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün prezidentinin başkanlığında Brian Ross kazı yapıyor. Orada kocaman bir bina var. Zannedersem 60 küsur Amerikalı gelip gidiyor arkeolog her sene. Ve 50 küsur senedir kazılar yapılıyor. Ve bu kazılar Amerikalıların Amerika dışında yaptığı en büyük arkeolojik kazı ve Avrupalılar buna çok önem veriyor çünkü Frigyalılar tersine geçirmiş. Yani Avrupa'dan gelip Hitit İmparatorluğu'nu muhtemelen sonlandırdılar. Ve kendi kökenleri olduğu için ve Frig mezarı açıldığı vakit mezarın içinde kaplar bulundu. Bu kaplar Amerika'da izotop testiyle yeniden yemek bulundu. Yani bizim halen kültürümüzde olan son yemek demek ki ta o zamandan geliyor ve orada yenen yemeğin menüsü yapıldı ve bu Philadelphia'da bir müzede bu yemek Last Dinner of Midas diye saklı servis edildi. Düşünebiliyor musunuz? Ben bunu duyunca bayağı üzülmüştüm. Yani biz de bu yemeği mezarın başında yapacağız dedi. Hem de 600 kişiye. Olurdu, olmazdı ve biz o yemeği Avcılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz bizim de burada hocamızdır. Onunla bir sene çalıştık. Evvela yaptığımızda ya bu yemek yenmez dedi bahçıbaşı. Çünkü keç etiyle karışık frik buradaydı. Frik oradan geldi. Ondan sonra ya biraz işte oynayalım dedik. Oyunu değiştire değiştire bir de jüri kurduk. Jüride Sayın Hocam da vardı Hüsnü Bey. Ve en sonunda yedik menü kazetiyle falan muhteşem bir menü yaptık. Ve menü Türkçe İngilizce olarak 32 santimlik tabağa bastı. Ve yemekten sonra da herkese tabağa hediye ettik kalite kutu içinde hatıra olarak. Hocamın dediği gibi o gece yemek kaplarını özel topraktan yaptırdık. Tabii bu iş hep parayla oldu. Yani o gece bir defile yaptık. 4 tane Türkiye güzeli manken vardı, 14 manken vardı. Frik defilesi, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nün geliştirdiği ve ondan sonra Berlin'de falan da sunuldu. Tabağı hocam gösterdi. Üniversite için getirdim, buraya bırakacağım giderken. Tamam, sağ olun. Ve inanılmaz bir gece oldu ve sonunda da Devlet Opera Balesi sahne aldı. Midas'ın Kulakları. Bakın Midas'ın Kulakları en büyük Türk operasıdır ve henüz yabancı lisanda sergilenmiyor, yapılmıyor. Yani bu vesileyle onu da yapma kararı aldılar. Çünkü Türkçe olduğu için anlaşılması zor oluyor. Bakın bu mezar açıldığı vakit yapılan izotop testinden menü tespit edilmiş dedik. Bir de menüde sunulan içki tespit edildi. O da ballı şarap ve ballı bira. Sonra bu ballı birayı Amerikalılar
küçük bira üreticilerinin katıldığı bir ihalede açık arttırmaya çıkardılar. Ve açık arttırmada bu ihaleyi kazanan firma bu birayı Midas Touch diye Amerika'da bir bira olarak satmaya başladı. Ve adam multimilyoner oldu ve Nasıl Zengin Oldum diye bir kitap yazdı. Amerika'da bestseller oldu. Ve kitabında 2750 yıl önce mezardan çıkan bir gizli iksirle zengin oldum diye yazıyor. Ve hala bu bira Amerika'da satılıyor. Yani bakın, arkeoloji, bilim nereden nereye gidiyor? Şu anda dünyada öyle tartışmalar yapılıyor ki, mesela benim gıda mühendisliği konusunda profesör bir arkadaşım var, ODTÜ'de de o bölümü kuran hocamızdır. Bana diyor ki, yeni tümülüsler açılacağı vakit, orada 110 tane tümülüs var, lütfen buğdaya dikkat et diyor. Fare pisliği diye kaparlar elimizden diyor. O buğday diyor, çok çok önemlidir. Çünkü ilk buğdayın yetiştirilmesi biliyorsunuz Anadolu'da oldu. Ve biz bunu 10 bin sene diyorduk. Halbuki Urfa'daki kazılarda 13 bin sene geriye gittiğini öğrendik. Ve şu anda dünyada acaba arpa mı daha bira mı daha önce yapıldı, ekmek mi daha önce yapıldı? Bunun bilimsel tartışması yapılıyor. Tabii bunu başka boyuta çekmemek lazım. Yani o zaman tabii kalori almak çok önemliydi. Şimdikinin tam tersi. Ve alkolde kalori olduğu için bazı bilim adamları, ben yani bunları inceliyorum, Amerika bira daha önce keşfedildi deniliyor. Ama kafayı bulmak için değil. Yani saklaması kolay ve kalori kaynağı olduğu için. Yani dünya bunları tartışıyor. Bir arkeolojik kazıdan sizi nerelere götüren ne gibi tartışmalara giriyoruz. Bu da bilimsel açıdan bakıldığı vakit çok keyifli bir durum. Şimdi ben çok fazla da konuşup konuşmacılarımızın değerli vakitlerinden almayayım. Bugün aramızda değerli akademisyen ve bu işte fiilen uğraşan uygulamacı arkadaşlarımız var. Ben müsaade ederseniz tek bayan hocamız ve bayan panelistimiz Ayşe Çakır hocamıza sözü vereceğim. Arzu ederseniz oradan sunuş yapabilirsiniz. 15'er dakikalık sunuşlarımız olacak. Sonra sorularımızı alacağız. Hocalarımız sorularımıza cevap verecekler. Buyurun hocam. Hepiniz hoş geldiniz. Sürenin mümkün olduğu kadar şuradan değerli katılımcılar konuşayım o zaman. Değerli katılımcılar, ben Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde çalışıyorum. Dekanım orada. Ve Eğitim Bilimleri Fakültesi'ne 1987 yılında başladım göreve. O tarihten bu yana Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde acaba eğitim okul dışında nerelerde gerçekleştirilebilir? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili olarak çok farklı tabii ki alanlar söz konusu. Ben size daha çok müzelerde gerçekleştirilecek eğitimlerden söz edeceğim. Bu eğitim, okul dışı eğitim alanlarını keşfetmeye çalışırken en önemli eğitim alanının ve estetik bir şekilde düzenlenmiş eğitim alanının müzeler olduğunu tabii ki gündeme geldi. Bunu hem Amerika, hem Sovyetler Birliği, hem Avrupa yıllar önce keşfetmiş vaziyette. Aslında bizde de Cumhuriyet'le birlikte pek çok çalışma yapılmış, bilim insanları getirilmiş ve öğretmenlere müzelerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda onlara bilgiler verilmiş. Ve bizim ilk öğretim, orta öğretim, lise, müfredat programı, biz artık ona öğretim programı diyoruz, öğretim programlarının içerisinde müze ve öğren yerlerinden öğrenciler yararlanırlar diye genel bir ifade vardır. Bu müze ve öğren yerlerinden acaba nasıl yararlanılır? Ben bunu üç başlık altında ele alıyorum. Birincisi, buralara gezi düzenlenir. Merak edersiniz. Ve acaba ne var diye o öğren yerine ya da müzeye gidersiniz.
Zamanınız kısıtlıdır. Bir saat, iki saat orada kalırsınız. Bazen bir broşür vardır. O broşürden okursunuz. Okuyarak gezersiniz. Ya da birisi size anlatır. Öyle gezersiniz. Ya da daha önce bir bilginiz vardır. Öyle gezersiniz. Dolayısıyla müze gezisi dediğimiz bir gezi söz konusu. Bu meraktan olabilir. Ya da gittiğiniz bir ülkede gördüklerinizi başka birisine anlatmak için olabilir. Mesela çok ilginçtir. Türkiye'deki pek çok müzeyi görmemiş bir insan yurt dışına gittiğinde mutlaka müze ziyaret eder. Nedendir acaba? Çünkü böyle bir yönlendirme vardır orada. Mesela diyelim ki Paris'e gidiyorsunuz ya da New York'a gidiyorsunuz. Gezilecek 10 yer diye. Hani internette, Google'da olur ya, onun içerisindeki 10 yerin en az 5 tanesi müzedir. Ama Türkiye'ye gelen bir insanı gezdirmek için müze insanların aklına pek gelmez. Çünkü bizde müze kültürü yeni yeni oluşmaya başladı. Dolayısıyla birisi müze gezileri, diğeri müze ziyareti. Bu ziyaret daha kısa olur genelde. Hiç zamanınız yoktur ama adını duymuşsunuzdur. İşte Ankara'ya geldiniz, Anadolu Medeniyetleri Müzesi neyi duydunuz? Hemen gidersiniz, yarım saatiniz ya da 15 dakikanız vardır. Hani girip çıkarsınız. Böyle yapılan bir ziyaret söz konusudur. Bu ziyaret de Türkiye'nin eğitim sisteminde neredeyse Cumhuriyet'ten işte son 10-20 yıla kadar hep böyle devam etti. Hepiniz hatırlarsınız, ilkokulda, ortaokulda, müzeler haftasında sizi öğretmenleriniz müzeye götürmüşlerdir. Müzeye gittiğinizde, Mayıs ayıdır bu tarih, Mayıs ayı aynı zamanda da okulların piknik ayıdır. Hani müzeye gider, oradan da pikniğe gidecektir. Herkesin elinde çantasında piknik sepetleri müzeye girilir ve öğretmen onları sıraya dizmiştir. Herkes sırt sırta sıradadır ve öğretmen genellikle öğrencilerine şöyle hitap eder. Hadi çabuk olun, sağına soluna bakma, yoluna devam et. Halbuki müzedeki her şey sağda ve soldadır. Dolayısıyla böyle, hani müzeye gittim ama ben mesela üniversitedeki öğrencilere, hatta yüksek lisansa gelen öğrencilere ne hatırlıyorsun gittiğin müzeden? Gittim ama hiçbir şey hatırlamıyorum dedikleri bir durum söz konusu. Bunu fark eden Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde 1997 yılında müze eğitimi ana bilim dalı kuruluyor. Müze eğitimi ana bilim dalı. Müzelerde eğitimler nasıl gerçekleşebilir, nasıl planlanabilir, oradaki malzemelerden nasıl yararlanabilir, bu konuda kafa yoran bir ana bilim dalı. Şu anda yüksek lisans eğitimi veriyoruz. Fakat çok yakında doktora eğitimine de başlamak üzereyiz. Yani dosyamız YÖK'te. Nasıl eğitim veriyoruz burada? Önce biliyorsunuz, bir öğretim programı var. Onunla bağlantılı müze öncesinde hazırlıklar yapıyoruz. Bu mesela turizmcileri nasıl ilgilendirir diye bir bağlantı kuracak olursak, eğer siz müzelerden yararlanacaksanız ya da konuklarınıza müze tavsiye edecekseniz, müze gezisi ya da müze ziyareti ya da siz müzede herhangi bir şey yapacaksanız, biraz önce hocamın bahsettiği gibi o eserler hakkında müzenin barındırdığı her ne varsa onlar hakkında müze öncesinde araştırma yapmanız gerekir. Yani müzeye gitmeden önce eğer belli bir birikiminiz yoksa, oradaki çalışmalarla ilgili sizin arkeoloji, tarih ya da sanat okumaları yapmadan gittiyseniz, o müze size çok fazla bir şey
katmayacaktır. Gidersiniz bir kapısından, biraz dolaştıktan sonra da çıkarsınız. Ama eğer araştırmayla giderseniz, bir bilgi birikimiyle giderseniz, oradan çıktığınızda çok daha fazla şeyi merak eder vaziyette ayrılırsınız. Yeni araştırmalar içinde size bir orası yol gösterir. Biz neler yapıyoruz? Burada size Gonca Hanım'a da kitapları verdim. Bir projeden bahsedeceğim. Biz bir proje yaptık. Bu projede devletin himayesindeki çocuklarla birlikte müzede nasıl acaba eğitimler gerçekleşir? Bu devletin himayesindeki çocukları önce hepsini bir araya topladık. Ki bunlar Türkiye'nin her ilinden çocuklardı. Ve onlarla yaratıcı drama çalışmaları dediğimiz, yani daha çok beden dillerini kullandıklarını, kendini ifade edebildikleri bir yöntemle önce iletişim çalışmaları yaptık. Burada gördüğünüz gibi. Sonra müze deyince aklınıza ne geliyor diye sorduk. Ortaya böyle kağıtlar koyduk. Okuyabilen var mı? Neler yazıyor? Herhalde oradan tam şey yapılmıyor. Çocuklar müze dendiğinde arkadaşlar yazdıkları kavramın %95'i olumsuz kavramdı. %95'i. Ürküyorum, sessiz durmak lazım, çok sıkıcı. Hiç orada bulunmak istemem, gitmek bile istemem gibi yazdıkları ifadelerin %95'i olumsuz kavramdı. Tabii ki bu bizim için bu kadar tarihsel birikime sahip bir ülke için çocukların ve gençlerin böyle düşünmeleri müze konusunda gerçekten acıtıcı bir durumdu. Belki buradan bir iki şey okuyabilirsiniz, daha yakından görünüyor. İşte çok sıkıcı, eğlenceli değil, vakit kaybı gibi kavramlar. Çünkü korkuyorum. Çünkü ücretli, o zaman ücretliydi. Ve bunun üzerine acaba bir çalışma yapsak ve bu çalışmayı da müzede gerçekleştirsek, hangi temaları alsak iyi olur diye düşündük. Oyun temasını alalım. Çünkü çocuklar için oyun önemliydi. Gündelik yaşamı alalım. Çünkü bütün müzelerde gündelik yaşamla ilgili malzemeler vardı. Etnografya müzesi, arkeoloji müzesi, resim heykel müzesi. Hangi müzeye giderseniz gidin günlük kullanım eşyaları var. Ve tabii ki kültürel mirasımız. Biz onlara neler kazandıracaktık? Liderlik, farklılıklara saygı, farklı kültürlerden malzemeler var çünkü. Yani Şirikler var, işte Hititler var, Urartu var, çok farklı medeniyetlerden var. İnsan ve çocuk hakları, çocuk katılımı gibi kavramlar. Ve biz bu projemize 500 çocuğu, 200 yetişkini kattık. Ankara, İstanbul, Erzurum, Kars, Sivas, Erzincan, Kayseri, Eskişehir gibi illerde bu çalışmaları yaptık. Ve çalışmamız, hangi çalışma yaparsak yapalım, 3 aşamada gerçekleşti. Müze öncesi, müzede ve müze sonrası. Burada yaptığımız müze öncesi çalışmalar. Yani müzeye gitmeden önce biz orada hangi uygarlık İlla ilgili çalışma yapacağız. O uygarlığın özellikleri neler? Biz kimiz? Bizden bağlantısı nedir? Hem öğretmenler hem müze ve çalışan sanat tarihi ve arkeoloji uzmanları hem de
öğretmenler, çocuklarla çalıştık. Bunlar drama yöntemiyle müzeye gitmeden önce orada göreceklerini bedenleriyle canlandırdılar. Aralarında onların öykülerini canlandırarak konuşmalar, iletişim çalışmaları yaptılar. Müzeye geldiğimizde ise onlara bu şekilde arabul kağıtları verdik. Yani bir müzede görecekleri bir nesne, ben kimim diye sordu, beni bul. Ve bulduktan sonra da onunla ilgili bilgi almasını sağladık. Öykülerini canlandırmalarını istedik. Ve de işte onlara hem bir dilsiz harita dediğimiz haritada acaba bugün o bulunan nesne hangi şehirde? O gün ismi Gordion'da ama bugünkü ismi ne? O bölgenin adı ne? Ya da bugünkü ismi, tarihteki ismi arasındaki farklılıklar ne? Tarih şeridinde gösterdik. Ve bundan sonra görecekleriniz Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bir eğitim birimi oluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından. Orada Anadolu medeniyetlerindeki bütün medeniyetlerin ürettikleri her ne varsa onların yapım atölyeleri var, eğitim atölyesi. Gören var mı bu eğitim atölyesini aranızda? Kültür Bakanlığı'ndan olduğunuz için. Aslında bakanlıktan ayrıldıktan sonra gittim yani. Ne zaman gerçekleşti hocam? Biz en son ne zaman gezdik hocam müzeyi? Bu Haziran'da gezdik, yoktu herhalde. Var. O zaman burası Züküp Bey herhalde 20 sene oldu değil mi? 90'dan itibaren hocam. Ama o zaman evet, bize tanıtmadılar. Hocam akşam dinleyecek. Tanıtma eksikliği var. Tanıtmadılar. Tanıtım eksikliği söylenebilir ama tanıyan bilen de çok var. Evet. Çok Haziran ayında gezdik. Zaten Avrupa Müzesi olmasında da bu birimin çok büyük şey vardır, desteği vardır. Şu anda gerçekten Anadolu medeniyetlerindeki eğitim birimi Türkiye'nin en iyi eğitim birimlerinden birisidir. Pek çok Türkiye'nin değil hocam. Türkiye'deki arkadaşlarımız Amerika'ya bunu eğitim vermeye davet ettiler. Arkadaşlarımız gitti, Amerika'da eğitimini verdi. Yani buraya gelen kişiler neler öğreniyorlar? Para nasıl basılır? Mozaik nasıl yapılır? İşte yün nasıl eğrilir? Bunların hepsini uygulamalı olarak görebiliyorlar. Burada gördüklerimiz ve orada parayı bastıktan sonra parayı alıp götürüyorlar. Böyle de Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bir anı çalışması var. Burada gördükleriniz ondan ilgili. Biz peki ne yaptık? Bu katılan öğrencilerimizi müze eğitimi lideri olarak yetiştirdik. Akran eğitimi diye bir kavram geçmişti ya. Daha sonra bu müze eğitimi liderleri kendileri diğer şehirlere gittiler. Bizim yaptığımız eğitimlere kendi düşüncelerini de ekleyerek kendileri eğitmen oldular. Yani onlar eğittiler. Biz çekildik ve onlar devreye girdi. Böylece bir kar topu şeklinde 500 müze eğitimi lideri yetiştirmiş olduk. Burada gördükleriniz farklı farklı illerde öğrenciler kendileri bu sefer gerçekleştiriyorlar çalışmalarını. Mesela en çok kullandığımız şeylerden birisi gördüğünüz desteği bedeninizden canlandırın demek. Çünkü biliyorsunuz ki bedeniyle canlandırdığı zaman artık o nesneyi unutması çok daha zor. Unutmuyor. Burası Eskişehir'deki Karikatür Müzesi. Bu eğitimler bittikten sonra bir değerlendirme yaptık. Değerlendirme sonunda öğrencilerin dediği bazı cümleler.
Bir nesneye tek açıdan bakmamak gerekir. Bir nesneye farklı yönlerini keşfettim. Tarihime sahip çıkmam gerektiğini öğrendim. Benim de bir şeyler yapmam gerekiyor. Bu eğitimle müzeleri daha iyi gözlemleyeceğim. Çok sevdim. Müzede oyun oynanabileceğini öğrendim. Sunum yapmayı öğrendim. Grup çalışmasının ve iş bölümünün önemini öğrendim. İlgili müze müdürlerinin, müze uzmanlarının ve sosyal hizmet uzmanlarının ve SEAÇEK, şimdi adı değişti, yetkililerin aktif ve etkin destekleri Türkiye'de yeni bir girişim olması nedeniyle bu projenin tüm katılanlar arasında heyecan yaratması ve yaratıcı bir ekip ruhunun oluşması, akran liderlerin daha önce ilk çocuk hakları komitelerinde görev yapanlar arasından seçilmesi eğitim sürecini olumlu yönde etkilemiştir. Bu süreç içerisinde yer alan ekibi de böyle gösterebilirim. Bunu size anlatmamın nedeni arkadaşlar, bir gün rehberler odası bizi aradı. Dedi ki bizim rehberlerimiz kışın aslında çok da işleri olmuyor. Bunlar gönüllü çocuklara da müzeleri gezdirmek istiyorlar. Siz bir eğitim verseniz çocuklar da müzeleri gezdirseler. Dolayısıyla biz eğitim vermeye başladık. Eğitim verirken de içlerinden birisi dedi ki ben Türkiye'de çocuk müzeleri konusunda çalışmayı çok isterim. Acaba burada yüksek lisans yapsam bunu gerçekleştirebilir miyim? Tabii dedik, geldi. Şu anda Türkiye'de çocuk müzeleri alanında herhalde en çok birikime sahip bir doktorantımız var. Ben içinizden birinin, birkaçının müzede eğitim nasıl gerçekleşir konusunda düşünmesini bekliyorum. Umarım sizlerden bazıları da müze eğitimi anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmak üzere bizden birlikte olursunuz. Böyle bir deneyimi hep birlikte daha iyi yerlere götürebiliriz. Teşekkür ediyorum. Ayşvah Çakır hocamıza teşekkür ediyoruz biz de bu güzel sunumlarından dolayı. Niye olmasın, aramızda bu konuda da lisansüstü eğitimine devam edecek arkadaşlarımız çıkabilir, çıkmalıdırlar. Hazır hocalarımızdan başlamışken ikinci hocamızı, Mete Sezgin hocamızı kürsüye alalım. Kendisi bize müze pazarlaması konusunda bilgiler arz edecek. Buyurun hocam. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Değerli katılımcılar, değerli öğrenciler, sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gonca'yla tanıştık, davet etti ve bu davet üzerine çok memnun oldum, geldim. Ben Selçuk Üniversitesi'nde Turizm Fakültesi Bölüm Başkanıyım, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanıyım. Müze pazarlamasıyla ilgili bir çalışmamız vardı. Kendileri görmüşler, aramışlar. Çok teşekkür ediyorum. Ve size kısa bir süre içerisinde turizm ve müze pazarlaması şeklinde bir sunum hazırladım. Şimdi biz genelde müzeciler, arkeologlar, sanat tarihçileriyle tartışırız. Yani tarih pazarlanır mı? Arkeoloji pazarlanır mı şeklinde birçok şeyin müze pazarlaması kavramı bile gündeme geldiği zaman çok tartışmalar yol açıyor, açtı yani geçmişte. Fakat ben şöyle basit bir anlatımla kısaca almak istedim. Müzeler turizm ağzının neresinde diye. Doğal çevre, altyapı, toplumsal ekonomik koşullar, yüzey donatımı, kültürel donatımı, boş zamanların değerlerimiz daha devam ediyor. Olanın yaptığı bir tanım. Ve içinde arkeoloji, sikler, tarih anıtlar, yerel mimari, folklor, gelenekler, tiyatro, sinema, eğlence olanakları ve müzeler, kütüphaneler
Yani bizim müze arzımız içerisinde, turizm arzımız içerisinde geçen bir konu ve ön plana çıkan bir konu. Özellikle müze pazarlaması kelimesi bazen kabul edilmeyen bir terim olarak geçmekte, fakat turizm pazarlaması içerisinde geçiyor. Ben öncelikle şöyle genel olarak turizm pazarlamasına bir giriş yapacağım ve dünyadan örneklerle devam edeceğim. Bütçeye hakim olan dünyaya hakim olur diyorum ben. Birincisi bilgi teknoloji. Yani düşünürsek bilgi teknoloji en önemli. Zaten Toffler'in bir teorisi var. İnsanlık tarihini üçe ayırmış durumda. Tarım, sanayi, bilgi. Ve bilgi internet de gündeme geldi ve şu anda yeni geçmiş durumdayız. Yani koskocaman bir çağa yeni geçtik. İkincisi yiyecek içecek sektörü. Yani şu anda düşünürseniz McDonald's, Cola, Burger King değil mi? Ne kadar çok geniş bir alan yayılmış durumda. Üçüncüsü eğlence sinema sektörü. Bu üç sektöre hakim olan bence dünyaya hakim olur diyorum. Şimdi turizmin neresinde derseniz, bakın üç tane sektörle de ilgili bilgi teknoloji, yiyecek içecek zaten ana konu, eğlence sinema. Demek ki turizm çok önemli bir şu anda bir hem sektör olarak hem de diğer çevresinde veya içinde çalıştığı sektör olarak düşünürsek, alt sektörler olarak düşünürsek çok önemli bir konumda. Nereden nereye geldik turizmde? Turizmin 4S efsanesi 50'li yıllarda başladı. 63'te planlı döneme geçildi ve turizm istatistiğe tutulmaya başlandı. Deniz, kum, güneş, sessizlik olarak geçiyor. 4S efsane 50'lerde. 80'lerde bu biraz değişti. Turizmin 3K'sı kadın, kumar, kadeh olarak lanse edildi. 2000'lerden sonra tekrar bir değişim oldu turizmde. Turizmin 3M'si misafirperverlik, mimari, mutfak işin içine girdi. Bunu vurgulamak istiyorum. Peki dünya turizmi nasıl pazarlıyor? Oradan müze pazarlamasına geleceğim. Bakın Grand Canyon. Yani burası gördüğünüz gibi bir Amerika'da büyük kanyon olarak geçmekte. Şeye dikkat ederseniz bir platforma sanki havada yürüyormuş gibi böyle şeyin üstünde geziyorsunuz. Burayı ziyaret eden turist sayısı Türkiye'ye gelen turist sayısından fazla olduğunu biliyor muydunuz? Yani düşünün bizim Ihlara Vadisi'nin ne eksiği var, değil mi? Ama gündeme getiremiyoruz, tanıtamıyoruz belki de. Aysra, Avustralya'da dünyanın en büyük kayası diye geçiyor. Sadece fotoğraflama için yerler yapmışlar. Yani buradan fotoğraflayabilirsiniz, buradan yürüyebilirsiniz diye. Gene burayı ziyaret eden turist sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Gece safarisi, night safari, Singapur'da. Buna bizzat katıldım. Şimdi buraya girmek için bir saat falan sırada bekliyorsunuz. Giriyorsunuz. Özelliği ne derseniz hayvanat bahçesi sadece. Sizi gece gezdiriyorlar. Ve gezdirdikten sonra orada gösteriler var. İşte gösterilere katılıyorsunuz. Ve bir bakmışsınız. Çok miktarda para harcayarak çıkmışsınız. Orada yiyorsunuz, içiyorsunuz. Eğleniyorsunuz, saatlerce vakit geçiriyorsunuz. Şimdi müzelerde de biraz sonra söyleyeceğim. Ayşe Hanım da belirtti. Biz müzelerde vakit geçiremiyoruz. Yiyemiyoruz, içemiyoruz, gezemiyoruz. Ama özellikle kurgular, sistem, altyapıyı nasıl hazırlamışlar, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bakın gene Singapur'dan bir görüntü. Evet, mimari ön plana çıkıyor turizmde. Burası gene uzak doğu, Tayland. Şimdi çok ilginçtir. Tayland aslında bizden çok geri kalmış bir ülke ama sağlık turizminde önde. Mesela gene tarihi veya otantik havasıyla önde. Birçok planında bakıyorsunuz Tayland bizi geçmiş durumda. Dünyanın sayılı turizm ülkeleri arasında girmiş durumda. Bu parka girerken bir para ödüyorsunuz. Sadece girmek için. Sonra timsah gösterisi var. Gösteriye girer misiniz diyorlar. Para ödüyorsunuz, giriyorsunuz. Gösteri bitiyor. Timsahla fotoğraf çektirir misiniz diyorlar.
Giriyorsun, orada para ödüyorsunuz. Ve girerken önce fotoğrafınızı çekiyorlar parka girerken. Anlamıyorsunuz, herkesin fotoğraf çekiliyor böyle. Çıkarken bir tabağa basmışlar fotoğrafınızı ve alır mısınız? Evet, para ödüyorsunuz, alıyorsunuz. Oradan başka bir tura götürdüler, filler. Allah'tan ona giriş parası yok, yine fotoğrafınızı çektiler. Biz dedik tabak almayız artık. Neyse, file biner misiniz? Tabii bineriz tabii ki, bindik. Filmle tam dolaşırken, tam bir yere geliyor ağaçlık falan böyle. Açıyor, fil dişi satın alır mısınız? Alırsınız, alıyoruz ama sahteymiş onlar da. Tabii sonradan öğrendik. Alıyoruz. Gezi bitiyor, file muz verir misiniz? Ömrünüzde kaç defa file muz verdiniz? Tabii parasıyla veriyorsunuz. Veriyorsunuz, çıkarken bakıyorsunuz tabak yapmamışlar bu sefer. Saat yapmışlar. Saat de alıyorsunuz. Yani bakın, çok basitçe kurgu nasıl, değil mi? Turizm nasıl pazarlıyorlar? Ve her yerde para harcıyorsunuz. Tabii ki turizm iki şey, turizm için iki şey çok önemli. Boş zamanınız olacak, geliriniz olacak. Evet. Böyle Bangkok'tan bir fotoğraf çektim. Bakın, üçüncü dünya ülkesi diye tabir ediyor. Ne kadar karmaşık, yeme içme sorunlu, kablolar. Yani bu kadar kablo ne işi var burada? Hiç kimsenin ilgilenmediği şeyle niye ilgileniyorsunuz dediler. Yani işinize bakın, gezin, eğlenin, biz böyle şeklinde. Bu da peşte, üç kere gittim. Mimari açısından çok önemli. Bu da peşte, Tuna Nehri ortasından geçiyor. Güzel bir kent. Bratislava, yine bu da peşte 3 saat uzaklıkta bir kent. Şimdi buraya gidiyorsunuz, eski kent, tarihi merkez var. Buranın özelliği, ünlü Logaradam, sağda görmüş olduğunuz. Eğer ki Logaradam'ın kafasına dokunursanız tekrar geliyorsunuz. Başka bir özelliği yok. Ama bakın, binlerce, milyonlarca kişi ziyaret ediyor. Aynı şekilde solda görmüş olduğunuz adamın hikayesi. Yani bunlar sadece hikaye yapılmış veya oluşturulmuş, olmayabilir bazen. Çünkü bazı şehir efsaneleri ayakta tutar şehirleri pazarlamada. Bu adam sevdiğini alamamış ve akıl hastası olmuş. Herkese şapka çıkartmış. Bakın şeyi bu. Esprisi, başka hiçbir esprisi yok. Ve sadece o eski merkezi milyonlarca kişi ziyaret ediyor. Kopenhag, Danimarka, Nyhavn limanı. Buranın en ünlü şeyi de Deniz Kızı. Evet. Özellikle Uzak Doğu'da milyonlarca kişi geliyor. Bakın gene milyonlarca kişi ve sadece şu küçücük heykeli ziyaret ediyor. Özelliği bu. Yani özellikle Çinliler, Koreliler, Japonlar çok rağbet ediyorlar. Başka hiçbir şeyi yok. Yani ama bu algıyı ve bununla ilgili çok çevresinde kurguyu geliştirip satabiliyor. Şimdi gittiğiniz her yerde şehir haritası var. Şimdi bakıyorsunuz, bizim belki Ankara'da, İstanbul'da var ama diğer Anadolu'da veya birçok ilimizde yok. Metro, yani hiçbir yerde kaybolmazsınız. Yani bizde var mı mesela dolmuş haritası var mı? Dolmuşlar nereden gider? Yok mu? Metro sadece içindedir. Turizm haritası. Yani insanlar nerede ne var, nasıl gidiyor, nasıl pazarlanıyor. O kadar kurgular güzel yapılmış ki. Mesela bizim Konya düz bir kent. Fakat tramvay, yer altında metromuz yok. Tramvay ve 1960'lı 70'li yılların tramvayını kullanıyoruz. Yani düşünün, Ruslar 1800'lü yıllarda tramvay yapmışlar ulaşımda. Ve her yere çok rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Bilgi alabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Evet. Şimdi buraya geçmeden bir soru sorayım size. Türkiye'de kaç müze olduğunu biliyor musunuz? Tahminler misiniz? Anladın mı? Müzeler, resim müzeler bir geçtiydi. Evet. Ben söyle. Hemen söyleyeyim ben. Amerika'da 17.500, Cüneyt Özdemir'in bir yazısını aldım. Bunu tabi şeyden açıkladı. Almanya'da 6.500, İngiltere'de 1850, İspanya'da 2.000 küsür, gene Yunanistan'da bile 1.800 küsür olması gerekiyor, öyle hatırlıyorum. Türkiye'de 295 ve 300 diye düzeltmiştim ama
300 tane sadece. Sayılara bak. Değil mi? Ve AVM sayısı, müze sayısını geçince diyor. Evet. Türkiye'de kaç tane AVM var demiş Cüneyt Özdemir? 347 tane. Yani alışveriş merkezleri sayısı, düşünün müze sayısını geçmiş durumda. Şimdi Fransa'da ünlü Louvre Müzesi böyle birkaç tane örnek aldım. Önündeki piramit şeklinde gördüğünüz gibi kuyruk. Değil mi? Diyor ki eğer Mona Lisa yerinde göremezsem diyorsanız ve erken saatlerde oluşan kuyruğa rağmen katılmanızı tavsiye ederim. Özellikle yazın turist yoğunluğundan dolayı fazla olduğu zamanlarda üzerinde inanılmaz kuyruklar oluşabilmekte. Kuyruğa girmeye cesaretiniz varsa yanınıza mutlaka atıştırmak bir şeyler alın. Unutmayın müzenin tamamını dolaşabilmek 28 gün sürüyor diyor. Evet. Bakın o kuyruktan geçiyorsunuz. İçeride bir kuyrukta. Sadece müzeye girmek için. Düşünün. St. Petersburg'da ünlü gene Hermitage Müzesi. Burayı gezdim bizler. Bakın ya çok özellikleri var. Çok girmek istemiyorum ama İlginç bir şey var. Müzenin bölümleri var fakat müzeye giriş 400 ruble, yaklaşık 15 dolar. Fakat bu birçok müzede var. Fotoğraf makinesi veya kamera kullanmak isterseniz 200 ruble daha fazla ödüyorsunuz. Yani düşünün. Ayrıca yine müze içerisinde bir otomatik otoguide almak isterseniz 100 ruble daha veriyorsunuz. Bizim müzelerimizde, Türkiye'de en çok ziyaret edilen Topkapı, Ayasofya diye geçiyor. Konya'da Mevlana Müzesi var, yanılmıyorsam 3. veya 4. sırada. Bu sistemle 3-4 müze dışında başka yerde yok. Ben öyle diyorum. Yani siz bir rehber eşliğinde gezmek zorundasınız. Farklı dillerde, eserlerin özelliklerini dinleyin, anlatacağınız çok şey yok. Evet. Bakın geniş bir şekilde müzelerde information var. Ama bizde özellikle Anadolu'da birçok yerde sanki böyle girdiğiniz zaman insanı böyle dövecekmiş gibi elleme, dokunma. Bu hep var zaten. İşte kime bakmıştınız? Nereden geliyorsunuz? Böyle bir şeyler müze pazarlamasında emin olun müzecilikle ilgili birçok şey var. Çok büyük müze. Çikolata Müzesi. Yani o kadar çeşitli müzeler var ki oyuncak müzesinden tutun da evet yani sadece bir teknoloji müzesi mesela bir uçak motorunun nasıl yapıldığını anlatan müzeler bile var. Bunları da söylemiş olalım. Burası da İtalya, Verona müze şeklinde görenler de var. Gerçek ücretli Romeo ve Juliet. Juliet'in evi. Özelliği, bakın her şeyde bir hikaye bilmemişler ve buna göre satıyorlar. İşte sevenler birbirini kilitler, eğer oraya kilit asarsanız sevdiğiniz sonsuza kadar kalacak şekilde binlerce kilit asılmış durumda. Evet. Hemen bitiriyorum. Biz ne yapacağız? Bir kere biz özellikle müzelerimizi nasıl pazarlayacağımıza bakacağız. Paket turlar içerisinde almamız gerekiyor. Ve paket turlar içerisinde biz öncelikli olarak kafamızda müzecilik anlayışı nasıl olacak? İmaj ve algı yönetimi diyorum. Ve konumlandırma, daha sonra etkinlik yönetimi. Yani hemen biz eyleme geçemeyiz. Müzeler kafamızda nasıl canlanacak? Nasıl canlandıracağız daha doğrusu? Ülkelere hangi ülkelerden kimler gelecek? Nereleri gelecek? Ama bunun için de şunu söylemek istiyorum. Tabii geniş bir konu, ben burada kısaca girdim. Özellikle iç turizmde de önemli. Turistin ihtiyacı nedir? Hangi müzelerde, hangi hizmetlere vereceğiz? Hangi kaynaklara ihtiyaç var? Fırsatları, imkanları nasıl dönüştüreceğiz? Nasıl pazarlayacağız? Görülmesi gereken müzeler hangileri, hangi eserler var? Bu ön plana çıkıyor. En sonunda memnuniyeti ölçme önemli. Bir karşılaştırma yaptım ben. Bakın bizde hep kötü bakışlar olabiliyor ama yurt dışında özellikle bazı
birçok müzede gülümseme. Bizde hep yasaktır, orada ricayla. Bizde hep ücretlidir, orada hizmet karşılığıdır. Biz hep sonuç odaklıyız, orada satış odaklı. İletişim kopukluğu bizde sürekli var. Ama sürekli iletişim, onlarda sürekli iletişim var. Sorun oluşturma bizde, ama onlarda sorun çözme. Plansızlık var bizde, ne yazık ki tam planlama şeklinde. Peki nasıl iyi bir turizmci olalım da bitiriyorum. Saygılı olalım, insanlarla etkili iletişim kuralım, okuyalım, gündemi, kültürü, sanatı takip edelim. Farklılıkları hoşgörüyle karşılayalım. Dinimizi, milletimizi, devletimizi, aslımızı unutmayalım şeklinde özetlemişim. Beni davet ettiği için öncelikle Gonca Hanım'a tekrar teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Mete Sezgin hocamıza da turizm pazarlaması konusundaki soruşundan dolayı teşekkür ederiz. Hakikaten bu pazarlama lafını duyduğumuz vakit bir marketing science anlamında duyuyoruz ve sokakta pazarlayıcı anlamında duyuyoruz. Artık biz ülkenin pazarlamasını da tartışıyoruz. Yani bu marketing of a nation. Bunu bilimsel anlamda almamız lazım ve müzelerinde bu anlamda pazarlanıyor bilir, önemli bir turizm ürünü olduğunun da altının çizilmesi ve bu konudaki eksikliğimizin de giderilmesi lazım. Yani enteresan bir tespit. 295 müzemiz var ama 347 AVM'miz var. Amerika'da ise 17.500 müze var. Düşünmemiz gereken bir şey. Yani dünyada 6.yız turist sayısında ama bu konuda herhalde sınıfı geçtiğimiz söylenemez. Ama burada da güzel gelişmeler var. Zülfikar Yılmaz Bey, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden bize bu konuda değerli bilgilerini sunacaklar. Buyurun efendim. Sağ olun. Öncelikle şu anki çok küçük ve nezih ortama bizi davet ettikleri için organizasyonu düzenleyenlerin şahsında Gonca Hanım'a ve ekol yardımcımıza teşekkür ederim. Bir diğer teşekkür yine bu işe kafa yorma, bir organizasyon gerçekleştirmek için çaba sarf etmek kültür meselesi. Türkiye'de ve dünyada kültür meselesi, kültür seviyesi sadece eğitimle olmuyor. Topyekün kurum kuruluşları, topyekün sosyal hayatın içindeki her kesimin bu işe destek vermesiyle, emek vermesiyle malumuz gerçekleşiyor. Ve bir değerlendirmedir. Pek çok konuda insanlar kendisini yetiştirebilir, geliştirebilir, kültürlü insan gibi kitapla, kıyafetler ve şekli görünüşlerle kendini öyle gösterebilir. Fakat değer genel kabul eden bir gerçek vardır ki, insanlar hangi işi yapıyor, hangi mesleği icra ediyor olursa olsunlar, müzeye ve müzeciliğe kafa yoruyorsa, müzeyi ziyaret ediyorsa, bu konuyla ilgili etkinliklere katılabiliyorsa, kendisini kültürlü bir insan olarak gönül rahatlığıyla değerlendirir. Dolayısıyla ben eskiden de eski bir müze müdürü olarak etkinlikler düzenlerdim. Böyle çok az insan gelirdi, çok moralim bozulurdu. Tahmin ediyorum Gonca Hanım, ya ben bu kadar uğraştım, çaba sarf ettim. Ta nerede insanları getirttim, Konya'dan, Ankara Üniversitesi'nden, kendi rektörümüzü getirttim, bu kadar emek verdim. Bu kadar mı katılımcı olacaktı diye üzülmeyin. Niteliksiz çoğunluktansa, nitelikli azınlık daha verimli bir sizin emeğinizin karşılığıdır diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum tekrardan. Ve katılımcılara da teşekkür ediyorum. Çünkü burada sayısı şu anda belki dinleyici olarak 15 kişi civarında insan var. Oysa hocalarımız hazırlanmışlar, notlar çıkarmışlar, kafa yormuşlar, bir sürü yolculuk yapmışlar, derslerini bırakmışlar, bu işi önemsemişler ve onlara da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben aslında en az hazırlıklı gelen kişi benim. Çünkü
arkadaşlar dün akşam mecliste bütçe görüşmelerimiz vardı. O zaman bana söylediler. Aslında yarın bir yurt dışı görevim var. Yine müzelerle ilgili. Oraya hazırlık yapmam gerekirdi. Ama konu müzecilik olunca hiçbir hazırlıksız huzurlarınıza geldim. Sürçülisan edersen lütfen affediniz. Değerli dostlar, bu küçük gezi ortamda ben öncelikle konu başlığı olduğu için birkaç cümle değinmek istiyorum konu başlığına. Elbette ondan sonraki gündeme gelen konulara da bir iki cümleyle değineceğim. Öncelikle sevgili hocama, arkeoloji bölümümüz yok diye biraz hayıflandı ama rica ediyoruz, hayıflanmayın. Yeteri kadar var hocam. Benim bölüme açmaya gerek yok. Çünkü çok sayıda arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerimiz var evli dolayında. Ve ikisinin toplamı yılda ortalama 8.000'e yakın, 8.000'e yakın mezun veriyorlar galiba. Ve istihdam alanları çok az, bir işletme ve diğer sağlık alanları, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi arkeoloji ve sanat tarihi mezunlarının istihdam alanları çok az ve bu aslında hepsine bakanlık olarak gerekli cevabı verememekten dolayı bize üzüntü veriyor. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi bir diğer konu, Ayşe Çakır hocam benim çok değerli dostum. Anadolu Medeni Müzesi'nin Avrupa Yeni Müzesi ödülünde bahsetti. Gerçekten de Anadolu Medeni Müzesi Amerika'daki New York Müzesi'ne, pardon hocam bahsetti, siz bahsettiniz hocam. Daha mı iyi? Gerçekten cevabınızı takdirle, memnuniyetle dinledim. Çünkü orada gerçekten ben yakın birkaç gün öncesine kadar yine bir büyük isim, çok büyük bir müzeydim. Mısır eserleriyle dolu. Uzak Doğu ülkelere ait eserlerle dolu. Türkiye'de giden eserlerle dolu. Suriye'nin ve İran'ın, Hindistan'ın bütün, diyorsunuz ki Irak'ın, aman yarabbi geride acaba bir şey kaldı mı diye endişe ediyorsunuz. En çok kaçakçılık bilimi de bana bağlı. Kaçakçılıkla basından dışarıya çok yansıtmadan çok ciddi mücadelemiz var. Büyük bir yaradır bizim için. Oraya gidince o kıyarak en az soylan biz olmuşuz diye de bir çok kötü bir duruya da takılıyorsunuz. Ama bu çok gerçekten bu ismini zikrettiğimiz müzeler gerçekten böylesi büyük koleksiyonlarla dolu. Ama Anadolu Medeniyet Müzesi yakın zamanda büyük bir restorasyon ve konservasyon, pardon, teşvik tanzim ve restorasyon mimari olarak da süreci yaşadı. Gerçekten nezih bir müze oluştu ve müzecilik tekniği açısından şu anda British Museum'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir hafta önce gördüğüm için söylüyorum. Ve eserleri hocamın gururla söylediği gibi öz ve öz kendi ülkemize, kendi topraklarımıza ait eserler. Biz hiçbir ülkenin, sınırlarımızın dışında olan hiçbir ülkenin, yasal olmayan hiçbir eserini müzelerimize barındırmıyoruz. Hatta üzerimize ve koleksiyoncularımız da konu gündeme geldiği zaman, çünkü bunların kayıtları da bizim elimizde yapıyor, kendi envanterlerimize yasa dışı bir kültür varlığının kesinlikle dahil olmasını istemiyoruz. Çünkü biz zaten maalesef geçmiş yıllardan beri pazar ülke konumundayız. Kaynak ülkelere benzer bir müzecilik Türkiye'de istemiyoruz. Konu başlığımıza geldiğinde Frick konusu. Frickler tarihte belki değerli konuşmacımız, son konuşmacı da muhtemelen en iyi bilgileriyle daha detaylı bilgi verecektir. Tarih sahnesindeki en sempatik, insana en sempatik gelen çok uzun bir yüzyıllarca olmasa bile
ama kısa süreli bir dünyada yer işgalinelerine rağmen çok hafızalarda yerden bulundu. Malumunuzdur, aslında esasen tarihte karanlık çağ dediğimiz milattan önce 1200'lü yıllarda başlayan ve 900'lü yıllarla ki 900 ve 1200 yıllar arasında tabirinden karanlık çağda denilen tarihçiler tarafından esasen de karanlık olmayan bizim az bildiğimiz kendileri hakkında az bildiğimiz bir süreç olduğu için karanlık çağ denilen bir süreçtir. Benim de nacizane şahsi kanaatim o süreçte batıdan özellikle boğazlar üzerinde 1200'lü yıllardan itibaren daha müreffeh, daha dingin bir toplum olarak, bir coğrafya olarak görülen Anadolu'ya yoğun ve hızlı bir şekilde girişin etkisiyle, girmenin etkisiyle başlatılmış bazı şeylerin yakınıp yok edildiği, sadece mevcut olanlarla yetinildiği bir süreç karşımızda gibi ve ilginçtir bu süreçte gelen toplumlardan birisi Trakyalı, Traklar. Sadece Frigler de değil, sadece İç Anadolu'ya gelmiş de değil, özellikle Kocaeli, İzmir, o bölgeye gelen Kırklareli'nin İlhada bölgesinde Bitinler geliyor, bu bölgeye yerleşiyor ve Bitinler dediğimiz Bitinya bu coğrafya ismini veren bir toplum olarak yerleşiyor. Olası ki daha önceki süreçte Lidyalıların da aynı coğrafyada gelen Traklarla akraba olma olasılığı az da olsa ama zihinlere gelen bir toplumda bunlar olması olasılığı var. Ama kuvvetli bir en kuvvetli olarak bilgi sahibi olduğumuz Traklar, Frigler Trakları Friglerin bu coğrafyaya geldiği. Ama ilginçtir kendi bulundukları coğrafyada, esas coğrafyada çok ciddi bir kültürel bir kalıntı, birikim gibi ortaya koymadan Anadolu'ya geldikten sonra Anadolu'nun kültür iklimi içerisinde muazzam bir medeniyet oluşturduklarını ilginç bir şekilde fark ediyoruz, görüyoruz. Elbette tümülüsler konusunda, tümülüslerin çünkü ağırlık olarak bir milattan önce 1300'lü, 1400'lü yıllardan itibaren tümülüs emareleri Trakya'da yüzünde özellikle madencilikte, özellikle mobilya sanatında buna benzer daha pek çok alanda Türkiye, İç Anadolu'ya geldiğinde burada bahsettiğimiz alanlarda hem en muhteşem tümülüsleri oluşturuyor, madencilikte zirve yapıyor, altın, gümüş özellikle işlemeciliğinde, mobilyada gerçekten ilginç bir sanat ortaya koyuyor. Müzelere gittiğimizde gerek Fırat'taki, gerek Anadolu Mütter Müzesi'ndeki mobilyanın böyle adeta kalemle tek tek çizilerek o ahşabı işlemiş olması gerçekten yüksek zirvede olan bir sanatın ortada olduğunu bize gösteriyor. Ve tabii ki 1200'lü yıllardan itibaren bir takım dalgalar şeklinde gelen insanların özellikle demir çağı sürecinde İç Anadolu, Afyon, Eskişehir, Kütahya merkez olmak üzere muazzam bir sistem, devlet sistemi oluşturduklarını belki de ilk en çok bilinen kurucusu olarak Gordios isminden de zaten şehre de ismini verdiklerini ama daha sonra en çok tanınmış kralları biraz vasıtasıyla tanınmış olma açısından devletin ve toplum olarak Midas'la kendi ismini söz ettirdiğini artık Midas sadece Gordios'un oğludur. Yoksa tıpkı Mısır'daki bütün yöneticilere Firavun denildiği gibi kendisinden sonra gelen yöneticilere Midas mı demiştir? Bilim adamları tarafından tartışan bu boyutu da
bulunmakla beraber 600'lü yılların 670'li yıllardan itibaren bir çöküş sürecine girdiğini ve artık daha ikinci, üçüncü düzeyde unsurlar olarak Anadolu'da bir süre daha varlıklarını sürdürdüğünü biliyoruz. Ve hocamın bahsettiği mirasın sonu yemeği ve mirasla ilgili etkinlikler içinde ben de konudan haberdarım. Gerçekten çok takdire değer, takdire şayan etkinliklerin gerçekleşmiş olduğunu da biliyoruz. Müzecilik Türkiye'de tabii şu anda Polatlı'daki müzemiz ciddi bir restorasyon süreci içerisinde inşallah Gümrüs'ün hemen yanı başında 2015 yılının başlarından itibaren mevcut şeklinden uzak güzel bir tematik bir müze karşımızda olacak Polatlı'da. Milas Gümrüs'ünün hemen yanı başında o amaçla arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Tabii bu kültüre ait eserlerin önemli bir kısmı Anadolu Medeniyetleri Müzemizde. Anadolu Medeniyetleri Müzemiz içinde bulunduğumuz yıl içerisinde gerçekten başarılı bir yeniden teşhir tanzim ağırlık olmak üzere bir süreç geçirdi. Hem bina kendisi tarihi eser olduğu için hem binanın teşhiri söz konusu kültür varlığı olarak ama aynı zamanda da aldığımız tepkilerden biliyorum ki gerçekten çok başarılı da bir müzecilik örneği arkadaşlarımız tarafından ortaya konmuş durumda. Hocamın belirttiği gibi öyle eskide 10 yıl önceki eleştirilerle yakın geçmişimiz elbette öyleydi. Müzeye girince sağa dokunma, sola dokunma, doğru hemen ön kapıdan gir, arkada çık. Tabii bu Türkiye'de, sadece Türkiye değil, bütün dünyada müzeciliğin tanımı değişti. Müzeciliğin tanımı değişince Türkiye'de kendisini bu yeni müzecilik tanımı içerisine uyduraması durumunda elbette az önce bazı eleştirilerin getirdiği şekliyle kalmış olabilirdi. Ama Türkiye şu anda şu andan değil içinde bulunduğumuz geçmiş bugünden geriye son 10 yılda gerçekten büyük bir değişime girmiş oldu. Türkiye'de şu anda çok iddialı müzeler yapılmakta. Eski müzelerimizi belirli bir program dahilinde teşhir tanzim sistemini, binalarını yeniden ele alıyoruz. Şu anda 83 civarında müze üzerinde plan, proje, uygulama bazında bakanlık tarafından aynı anda çalışma yapıyoruz. Efes Müzesi daha geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı. Bu hafta sonu belki de Cuma günü İstanbul'da Türkistan Eserleri Müzesi yeniden açılmış olacak. Hatay'da muazzam bir arkeoloji ve mozaik müzesi yapıldı. Açılışı beklendi. Urfa'da muazzam bir müze şu anda yapımı son aşamasında 2015 yılının ilk aylarında açılışı yapılacak. Troya'da modern bir müze yapılıyor. Bunların taban inşaatı bitti. Yine 2015 yılının içerisinde yetiştirilmeye çalışıyor. Kırklareli'de yeni bir müze yapılacak. Deneysel arkeolojiyle bağlantılı olarak dünyanın nadir müzelerinden, ilginç müzelerinden müzesi olacak. Aynı zamanda Uşak'ta yapılıyor, Afyon'da yapılıyor, Denizli'de yapım aşamasında, daha Çankırı'da yapımı şu anda devam ediyor. Türkiye'de dışarıya çok fazla yansımasa bile muazzam bir müzecilikte kendini yenileme, İKOM'un ortaya koyduğu, bizim de benimsediğimiz müzecilik tanımı düzeyinde müzecilik yapılması konusunda ciddi bir ilerleme olduğunu sizinle paylaşmak isterim. Yani öyle 10 yıl önceki tanımlarıyla başkaları hep iyi, biz işte diyebiliriz ki onlar hep iyi, biz kötü kompleksine girmeyi ben kabul ettim. Müzecilikte bir kere
çok iyi değilsek bile hedefimiz en iyisi olmak ama çoğunluğundan da daha iyi olduğumuzu müzeler meydanında. Elbette bizim tüm müzelerin tümüyle istediğimiz tedirginizin ama onların sayısı da azaldı. Temel hedefimiz tamamını topyekun ortaya koymak. Bu manada İzmir'de muazzam bir müze yapacağız. Ege Uygarlıklar Müzesi'ni yapacağız. Antalya Müzesi şu anda iyi bir müze ama yetersiz bir müze. Sıfırdan mevcut da ortadan kaldırıp Akdeniz uygarlıklarına hizmet edecek muazzam bir bina yapmak üzere plan projelerini çalıştık. Teşhir Tanzim planlarında ben bizzat yer aldım. Yani çok şey yapılıyor. Sadece reklam yapıyoruz. Reklam yapmayı sevmiyoruz. Müzelerimizi, bu dediğim müzeleri gidip görebilirsiniz. Ben bunları cektir ve caktır söylemiyorum. Ve eğitim konusu. Eğitim konusu müzelerin olmazsa olmazıdır. Ayşe hocamla dostluğumuzu, samimiyetimizi belki bunlar tanışıyorlar diye hissetmişsiniz. Bu böyle yakın, aynı sitede oturma, aynı mahallede oturma tanışıklığı değil bizim. Bizim dostluğumuz mesleki dostluğundan kaynaklanan dostluğumuz. Birlikte çalışıyoruz Ankara Üniversitesi'nde. Müzecilik alanındaki eğitim alanındaki konularda. Başka çalıştığımız, birlikte olduğumuz partner, akademik ramyalar var. Ve müze eğitimi konusunda Anadolu Veteri Müzesi'ne bir ara değinir için söylüyorum. Dünyada iddialı bir eğitim atölyesi var gibi Anadolu Veteri Müzesi'nde. Benden önce başladığı için rahatlıkla söyleyebilirim. Ve orada gerçekten okullarımız yarışa girdiği, sıraya girdiği, randevu aldıkları, bir randevu dahilinde gelip buradaki eğitim atölyelerinde çalıştığını, hocamın bahsettiği, o günün çocukların yaşadığı, hissedilerek yaşadığı uygulamaları biliyoruz. Sadece şöyle bir durum oldu. Müzenin topyekun bir restorasyon sürecine girmesi ve ne yazık ki fiziki alanın yetersiz olması nedeniyle müzeyi tümden kapatmayı tercih ediyor. Çünkü bir sürü insan yurt dışında turlarlamalara geliyor. Gelip 2 yıl kapalı bir müzenin bahçesinin önünde görmesini istemediğimiz için hep kademeli şekilde bir kısmını kapatıp ziyareti açtıktan sonra bir kısmını bu aslında uygulamada zor bir iş. Bu süreçte eğitim atölyesinin bulunduğu alanı ister istemez eserlerin, depodaki eserlerin muhafaza edildiği bir alan olarak kullanmak zorunda kaldık. Geçici olarak atölye çalışmalarına ara verildi. Ama sadece Anadolu Veteriner Müzesi değil, Antalya Elmalı, aklıma gelen Kars Müzesi, Erzurum Müzesi, İstanbul'daki müzeler, Sivas Müzesi, bu alanda eğitim veren çok sayıda müzemiz var. Ama temel amacımız çok sayıda müzemiz olması değil. Bu müzecinin tanımıdır. Tanımın içerisinde yer alan değil. En önemli temel unsurdur. Bütün müzelerimizin bu iş yapması lazım. Ama bu müzeler tek başına hadi eğitim yapalım demekle insanları kaba kuvvetle alıp kendi kurumuza getiremiyorsunuz. Bunun eğitimlerle beraber ve onların da isteyerek yapması gerekiyor. Ben müze müdürlüğü sırasında ki bundan 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Temel amacım da eğitimde en önemli amacım şuydu. Kaçakçılığı önlemek amacıyla, kültür varlığı kaçakçılığı önlemek amacıyla yetişkinlere bir sürü konferanslar, eğitimler verdik. Fakat geldik baktık ki o kalabalık salonlardan epey bir kısmı bile defineci. Bizden müsbet yönden etkilenmelerini biz beklerken bunlar bizden tüyo almaya gelmişler. Acaba nereyi, nasıl dahi kazabilirim, nasıl dahi yapabilirim düşüncesi. Anladık ki hatta bunlardan maalesef çeşitli resmi unvanı olan insanların bile ulaştığını tespit ettiğimiz zaman bundan işi kurtarmanın en büyük çözümü bu insanların çocuklarını küçük yaşta eğitmek olduğunu
daha sonra eğitimin temel amacının sadece kaçakçılığı önlemek değil, toplumun kültür düzeyinin topyekun yükseltilmesine bizim de mecbur olduğumuz, bunu da hem milli eğitimle beraber hem üniversitelerle beraber kendimize görev atfettiğimiz, zaten de görevimiz olması gerektiği için yoğun bir uğraş içerisine bu vesileyle girdik ve nitekim basında çok fazla kötü bir şey olsa çok fazla yer alırdı. İyi bir şeyler zaten görevimiz diyorlar. Gerek yok diyorlar duymaya. Mardin'de, Avustralya'da gençlere yönelik iletişim alanında dünya birinciliği aldı. Altın madalya. Yine eğitim konusunda. Dolayısıyla zamanım çok azaldı hocam bakıyor. Diğer konulara çok fazla pek çok not aldım ama girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim son olarak. Türkiye'de öyle 200 tane müze yok. Türkiye'de şu anda 408 dolayından kayıtlarda bulunan müze var. Şu anda benim masamda açılmasını bekleyen 7-8 tane daha özel müze dosyası var. Özel müzeciliği bakanlık olarak özellikle teşvik ediyoruz. Bunlar da bizim denetimizde müzelerdir. Gelişmeleri gerekiyor, desteklenmeleri gerekiyor ve aynı zamanda 137 şu an için açık hava müzesi dediğimiz düzenlenmiş öğren yerlerimizde bulunmakta. Dolayısıyla sayı hiç de öyle azımsanacak bir sayı değildir. Amerika'daki müze sayısı hocamın söylediği gibi 17 bin demiştik değil mi hocam? 17 bin değil hocam. 30 bin civarında Amerika'daki müze sayısı. Işte. Özellikle de öğren yerlerini katmıyorlar. Hocam orada özel şey, Türkiye'dekinde sistem daha farklı. Orada hepsi dahil 30 bin civarında müze var. Fakat bunların bir kısmını gittik gördük. Küçük market şeklinde çok esamesi okunmayan binlerce müze var. Türkiye'de sayısı elbette daha artacaktır. Ama temel amaç yine zamanı gelmeden niteliksiz çoğunluğa gösterip rakamsal çoğunluk göstermektense ciddi, istikrarlı adımlarla nitelikli çoğunluğu, nitelikli sayıyı yakalamamız gerekiyor. İddialı müzeler yapmamız gerekiyor. Bize çok sayıda gerek siyasi bir takım mahalli yöneticilerden, kamu yöneticilerden, bugün şimdi de müze açalım. Hadi şuraya da müze açalım. Biz artık gece kondu müzesi bakanlık olarak yapmıyoruz. Gerçekten iddialı, saygınlığı olan, halka hizmetini veren ve yine içerisinde yeme içme ünitelerinin olduğu, ticari alan ünitelerinin olduğu, çocukların eğitim atölyelerinin olduğu, şu anki yapmakta olduğumuz müzelerin tamamı böyledir. Gezerseniz göreceksiniz. Yapmayı planladıklarımızın istisnasız tamamında çocuk bakım odasına kadar planlanan müzelerimiz vardır. Eğitim atölyeleri planlanan mekanlarımız vardır. Restoran olan bölümleri vardır. Bunlar bundan sonra şu anda yapılan ve yapılmakta olan müzelerimizde gerçekten de evet insanlar bir müzeye gittiği zaman öyle ön kapıdan girip tek sıra halinde dokunma, sağlatma, sola bakma çıktığı müze yok artık Türkiye'de. İçinde gitti. Gerektiği zaman arkadaşlarla buluştu. Hoşta vakit geçirdi. Sohbetini yaptı. Ama aynı zamanda eski ortamda bilgi edindiği, eğlendiği, kültürünü geliştirdiği, gerekirse uzmanlarından, yönetiminden daha detaylı bilgi alabileceği, farklı dillerden tanımlamalar yapıldı. Günün teknolojisinden detay bilgilerin, görsellerin ayrıca bir sunum odalarında sunumların verildiği müzeler var Türkiye'de. Bugün sizi aranızda herhangi bir kişi Gaziantep'e giderse ücretsiz olarak benim misafirim olarak giderseniz Türkiye'de nasıl müzecilik yapıldığını görürsünüz. Çorum Müzesi'ne giderseniz nasıl müzecilik yapıldığını görürsünüz. Hatay'a gidin, pek çok yere gidin, göreceksiniz. Ben size teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Biraz daha.
görmek isterdim ama vakit sıkıntımız evet. olduğu için bir de yemek sürprizimiz olacak. Esasında Zülfü Bey'in dediği şey çok önemli ama no finance no romance. Yani bu iş sadece devlet bütçesiyle olmuyor. Mesela bizim bu İMDA Kongresi'nde yaptığımız işte yani 600 kişiyle orada yemek verebilmek için eksik olmasın Ankara Ticaret Odası. Büyük katkıda bulundu. 90 bin euro bütçe ayırdılar bir şey. Keza Kültür Turizm Bakanlığı'nda 100 bin lira para aldı. Deniz Bank 60 bin euro para ayırdı. Bunlar böyle oldu. Yani Bakerciler Derneğimiz, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği. Finansman olmadan olmuyor. Mesela Eti Müzesi, Eskişehir, bu da bir model. Yani bundan sonrası devletten de bence beklememek lazım. Yani belki Gordion Müzesi'ni bir banka, bir kuruluş finanse etsin, alsın ismi de onunla alınsın. Var, o da uygulanıyor şu anda. Yani o da iyi bir model, finansmanı sağlamamız lazım. Şimdi son konuşmamız Müslü Gümüş Bey olacak. Kendisi panelin esas konusu olan konuda konuşulacak, Frigg konusunda konuşulacak. Efsane Kral Midas konusunda. Bu Midas başka bir ülkenin elinde olsaydı ne olurdu? Tarihte en çok efsane olan kral. Tuttuğunu altın yapması, eşek kulaklığı oluşu, yok efendim Gordion düğümünü kesişi, boğa kanı içerek intihar mı etti? Bakın işte bunları tartışıyoruz. Bir yandan da kendisinin kafatası müzemizde değil mi? Anadolu'da. Vücudu nerede hocam? Ben hep merak ederim. İskelette orada. İskelette orada mı? Onu sergilemiyorsunuz. Eskiden sergideydi kaldırdılar. Kaldırdılar. Mesela o kafada patoloji analizleri yapıldı Amerika'da ve kulak kanallarında çok nadir görülen bir hastalık olduğu ve hakikaten adamın kulaklarının muhtemelen o hastalıktan dolayı uzun olduğu ve bundan dolayı serpuş diyerek gizlediği, bakın nereden nereye varıyor ama kafatasının sol tarafında bulunan metal parçalarının kimyasal analizinden muhtemelen kafasına bir darbe alarak öldüğü veya öldürüldüğü düşünülüyor. Yani boğa kanı içilmesi ve o yapalım bilim nereden nerelere uzanıyor. Ama bizim bunları pazarlayıp, paketleyip, ürün olarak, efsane olarak satmamız gerekiyor. Şimdi Hüsnü Bey bize bu konuda değerli bilgiler verecek. Hüsnü Bey hem turizm yazarıdır, hem bizim Turizm Bakanlığı'nda eski tanıtma genel müdürümüzdür, yatırımlar işletmeler genel müdürümüzdür. İşin emeklilikten sonra da hem hoca olarak hem de gazeteci olarak yükünü çeken meslektaşlarımızdan bir tanesi. Teşekkür ederim. Buyurun Hüsnü Bey. Tabii bu davet bana geldiğinde birkaç açıdan değerlendirdim. Birincisi gerçekten İbrahim Hocam'ın ve Atılım Üniversitesi'nin desteğiyle yapılan İMDA Kongresi bana birçok konuda ilham verdi. Bunlar neydi? Birincisi bu konuya daha fazla eğildi ve şu anda ikinci öğretimde kültürel miras konusunda öğrencilik yapıyorum. Açık öğretimde. Onu biraz daha öğrenmeye çalışıyorum ama ne yazık ki programlar benim beklediğim gibi değil. Yani 6 dersten 4 tanesi benim üniversitede okuduğum dersler. Sadece 2 tane ders kalıyor kültür miras konusunda. Ötekileri yani neden tekrar okuyorum onu bilmiyorum. Yani hukuka giriş, iktisada giriş, istatistik gibi dersleri ben kültürel miras öğrenmek için yani buradan aldım ilhamla oraya gittim ama bu dersleri tekrar ediyorum. Belki ikinci master'ım olursa bu konuda yapmak isterim gerçekten. Yani kültürel miras ve bu konuya eğilen bir konuda ikinci master'ımı yapmak isterim imkan olursa. Sonra bir başka etkisi bana hocamdan davet geldiği zaman Atılım Üniversitesi'nin bende özel bir yeri vardır. Çünkü ilk ders verdiğim üniversitedir ama kendi özel nedenlerimle ara vermek zorunda kaldım. Sonra yazın bir program geliştirdim kendime, turizm tasarımları diye. Çünkü çok güzel tasarımlar vardı. Sağ olsun hocam o heyette bana da yer verdi. Ben de çalışma imkanı buldum. Ve şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde turizm tasarımları diye bir seçmeli ders veriyorum. Bu dersler neler çıkıyor? Çok kısa söyleyeyim isterseniz. Mesela bir Adil Bey'le derste beraberdik. Çocuklara demiştim ki, Çin Seddi ile ilgili bir değişik bir şey bulun. Yani Çin Seddi işte dünyanın en büyük seddi. Şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Araştırdılar. Çin Seddi'nin yapılış nedeni düşmandan korumak değil,
kaçan düşmanın hızını yavaşlatmak için yapılmış. Böyle bir tasarım çıktı. Bir öğrencime, müzelerle ilgili olan kısımlarını söylüyorum. Avrupa'da çok yaygın olan müzeler gecesini incelemesini istedim. Uzun müzeler gecesini incelemesini istedim. Oradan bize görme engellilerle ilgili bir tasarım getirdi. Yani şöyle bir tasarım getirdi. Müzeyi görme engelli rehberlerle ve siz de görme engelliymiş gibi geziyorsunuz. Böyle bir tasarım getirdi. Bildiğim kadarıyla Amerika'ya giden uzmanlar arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de böyle bir uzmanımız var. Yani görme engellilere müze gezdirmeyi öğreten uzmanımız var. Şimdi bundan tasarımlar geliştiririz. Yani tekerlekli arabayla gezenlere müze gezdirebiliriz. Çoğaltmak mümkün. Bu tür tasarımlar geliyor. Sonuncusu da yine bu şeylerle ilgili bir makale hazırlıyordum. Makalenin başlığı şuydu. Ülkeler, şehirler ve insanlar. Yani işte Gordios gibi, Midas gibi kentlere isimlerini verenler ve bu isimlerle kentlerindeki efsanelerle birlikte yaşayanlar, bunların demin hocamın da söylediği gibi en önemli örneği Midas. Midas'ın efsanelerinin hepsini biliyoruz. Nelerden kaynaklandığını biliyoruz. Ve bunlardan çıkan sonuçlar var. Yani Midas tuttuğum her şey altın olsun diyor. Ondan sonra vazgeçiyor. Bunun yorumunu şöyle yapıyorlar. Altın dünya nimeti. Halbuki Tanrı'nın bize verdiği kendi öz değerlerimiz var. Onlara dönmek en güzel. Yaşamda en güzeli onlara dönebilmek. Sonunda zaten Midas da tekrar kendinin affedilmesini istiyor. İşte Menderes nehrinde yıkanıyor ve tekrar öz değerlerine dönüyor. Bu arada orada Pamfülütü dinliyor. Pamfülütü dinliyor. Onun hikayesi ayrı. Ve Friklerin en önemli müzik aleti de flüt oluyor. Flütün kökeni oraya kadar gidiyor. Bu efsanelerden mesela şimdi hocamın yine İmda Kongresi sırasında kitaba koyduğu bir tanesini okumak istiyorum. Kör düğümün efsanesi. Diyor ki burada eğer diyor İskender düğümü çözmek için acele etmeseydi, o düğümü nasıl çözebileceğini daha etraflıca düşünseydi, sabretseydi, belki bugün Asya'nın hakimi olacaktı. Veya bir efsaneye göre insanlar ölümsüz olacaktı. Ama İskender sabretmedi, düğümü kesti. Ne kendisi Asya'nın hakimi olabildi, ne de insanlara ölümsüzlüğü verebildi. Bunun sonucu ne? Hepimizin kafasında düğümler var. Düşünceler var. Bu düğümleri kesip atalım mı? Yoksa büyük bir sabırla çözelim mi? İşte bize Frig valisinin veya Friglerin demin de hocamın söylediği gibi dünya çapında değerlendirebileceğimiz değerleri bunlar. Kibele var. Kibele dünyanın pek çok yerinde heykeli olan, bilinen, tanınan tanrıların annesi. Kendisi Erselik. Sonradan çift cinsiyetli oluyor. Ama Kibele her tarafta biliniyor. Yani bugün dünyanın neresinde deseniz Kibele diyorsunuz. Hep dünyanın pek çok şehrinde anıtı var. Ama efsane buradan geliyor. Burada anıtı var. Ve hatta söylendiğine göre Hacı Bayram'ın olduğu yerde Kibele'nin de bir sanayi, bir şatosu varmış. Var yok ama söyleniyor. Yani biz bunu satıyoruz zaten. Bunu söylemek lazım. Zaten Gordion ve Ankara bağlantısına tekrar gideceğim. Yani bunu anlatırken tabii dört başlıkta anlatmayı düşünüyorum. Birincisi Frig yolu. İkincisi çok daha önemli olan spiritüel coğrafya dediğimiz. Yani dilimize manevi coğrafya veya kutsal coğrafya olarak çevrilen yolların da Frig yolu. Aynı zamanda o kutsal coğrafyadaki yolların da geçtiği yer. Mısır ve firavunlarla, yani Firavunlar Vadisi'yle karşılaştırılıyor. Gerçekten
Belki burada daha çok efsane var. Firavunlardan daha çok efsane var. Ama bunun anlatımı nedir? Ben şöyle bir CD getirmiştim ama bu Mısır'da Firavunlar Vadisi'nde gece yapılan ses ve ışık gösterileri. Ses ve ışık gösterileri. Çok etkileniyorsunuz. Yani gecenin karanlığında o ışıklardan çok etkileniyorsunuz. Türkiye'de ben bakanlıkta göreve başladığım zaman iki tane proje yapmıştık. Birincisi Anıtkabir'de Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ses ve ışık gösterisi. İkincisi Sultanahmet'te İstanbul'un alınışını ve Osmanlı İmparatorluğu'nu anlatan ses ve ışık gösterileri. Şimdi nerede bilmiyorum. Uzun zamandır kullanılmıyor. Ama Ankara'da gerçekten Anıtkabir'de çok ilgi çeken, ses ve anlatım düzeniyle çok ilgi çeken bir gösterimdi. İstanbul'daki de aynı şekilde. Sultanahmet Meydanı'nda geceleri toplanırdı. İnsanlar ezanın okunuşundan, efendim ilahilerin bestelenmesinden, yani hem İslami değerler hem orada Ayasofya'daki dini değerlerin içinde çok etkileyici gösterilerdi. Bu Mısır'da yapılan ses ve ışık gösterileri. Mesela Frigya Vadisi'nde bunu yapabilir miyiz? Frig yolu, onu söyleyeyim kısaca. Frig yolu şu anda nereden başladığı belli değil. Ama Kütahya'dan Eskişehir'e doğru giderseniz orada yol kenarında küçücük bir tabela var. Fark ederseniz oranın Frig yolu olduğunu, Frigya'nın oradan başladığını görebiliyorsunuz. Mesela 10-15 kilometre önce bunu uyaran bir şey yok. Frigya Vadisi buradan başlıyor diye. Bana göre Frigya Vadisi Ankara'dan başlıyor. Ama burada sadece Yatsırık diye bir tabela var. Polatlı'dan geçerken o da küçük bir tabela. Biz hoca işte gittiğimizde o tabeladan gittik. 400 kilometrelik bir yol. Özelliği buraya indirmiştim ama şimdi bulamıyorum. Hazırlamıştım şey olarak, şimdi bulamıyorum. Özelliği Türkiye'de işaretlenmiş, en güzel işaretlenmiş yollardan biri olması. Büyük bir ekip çalıştı. Büyük bir ekip çalıştı ve bu 500 kilometrelik yolu işaretledi. Şöyle bir kitap haline getirdiler, Frig yolu diye. Ben bu kitabı inceledim ve bir makale yaptım. Böyle bir yol. Fakat Ankara, yani ayrıca bu yolun özelliği de turizm master planına giren önemli kültür yollarından biri olması. Turizm master planında bu yolun geliştirmesiyle ilgili öneriler var. Ama o plan ne yazık ki çok fazla benimsenmedi ve uygulanmıyor. Halbuki Frig yolu çok özel bir yer tutuyor. 400 kilometrelik bir yol. Üzerinde dolaşabileceğiniz ve Friglerin hem tarım olarak, hem kültür olarak, hem yaşam olarak izlerini görebileceğiniz anıtların, yolların ve anlatımların olduğu, kitabelerin olduğu bir yol. 500 kilometrelik bir yol. Ama yol üzerinde eksiklikler, tabii konaklama imkanlarının çok iyi konulmamış olması. Yani 500 kilometrelik yolu işte günde ne kadar yürüyebilirsiniz, ne kadar gidebilirsiniz, kaç günde biter, onu hesaplamak lazım. Ama böyle bir programda mesela Gordion en etkileyicisi. Gordion'u mutlaka günübirlik Ankara'ya gelenler rahatlıkla gezer, izleyebilir. Ben tur operatörlerinin programlarından çıkardım. Şöyle iki tane harita var tur operatörlerinin. Bunları almıştım ama şimdi çıkaramıyorum. Programlarını alan iki tane tur operatörü var. Gordion'un programına aldı bunlar, almışlar. Bu sene herhalde programlarda Gordion'a müşterilerini götürecekler. Ama götürdükleri zaman orada bir ses ve ışık gösterisi bulabilecekler mi? Ne kadar zaman geçirtebilecekler, ne yapacaklar? Tabii onu bilmiyorum ama gerçekten anlatılarla zenginleştirilen, orada sadece yani işte Midas'ın her tuttuğu altın oldu veya kulakları böyleydi, hocamın dediği gibi bunu bir takım bilimsel verilere, bilimsel sonuçlara ve felsefi anlatımlara dayanarak
yaptığınız zaman gerçekten orada belki insan akşama kadar kalabilecek. Sonra bir başka özelliği burada yine o yollarda çalışanlar, Frig yolunda çalışanlar bir plan geliştirdiler. Bu plan Anadolu'daki antik yolları birbirine bağlayan bir plan. Kusura bakmayın, sistemi çalıştıramadım. En altta şu kırmızı yer okumuşsunuz. Onları altı almıştık ama çalıştıramadım. Yani şöyle, o sistemde tamam buldum, şu harita. Şimdi şu harita Türkiye'deki antik yolların birbirleriyle olan bağlantılarını gösteriyor. Buradan başlıyorsunuz. Yani bunun özelliği, antik yolların özelliği ve sonunda çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu yolu çünkü Anadolu'da 2000 milattan önce 2000 yılından, yani Hititlerden başlayıp Friglerle devam eden sonra Anadolu Selçuklu İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen 5 temel yapılanma var. Bu 5 temel yapılanmanın izlerini bu yollarda görebiliyorsunuz. Ve sonunda şurada kuzeye çıkan İstiklal yolu. Çünkü Frigya Vadisi'nin bir başka özelliği de Sakarya Savaşı'nın geçtiği yer. Yani Gordion'dan belki bir 5 kilometre, değil mi hocam? Gittiğiniz zaman işte orası Sakarya Savaşı'nın olduğu yer. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu Sakarya Savaşı'nın olduğu yer. Şimdi bunu bir ses ve ışık gösterisiyle bağladığınız zaman işte size Karadeniz'e İnebolu'ya çıkan yolun da burada başlangıcını görüyorsunuz. Bu yolların bir başka özelliği çünkü Frigyalılar Sinop'a kadar çıktılar. Yani denize açılışları Sinop üzerinden oldu. Ama kuzeyden gelen kentler, yani şu anda bunu belki politik coğrafya sıcak denizlere ulaşmak diyor. Sıcak denizlere ulaşmak isteyen kuzeyden gelen akımlar Frigyalıları da kaldırdı ve onlar da o vasıtayla sıcak denizlere ulaştılar. Hala eski politikanın devamı. İşte burada bunun izlerini görüyoruz ve burada ayrıca bir şeyi daha görüyoruz. İki denize, yani Akdeniz ve Karadeniz'e ulaşmanın yolu, yani güneyden kuzeye ulaşmanın yolu, eski Türk dinine göre Ak Güney, Kara Kuzey. Yani Karadeniz Kuzey Denizi demek, Akdeniz Güney Denizi demek. Başka, çünkü Akdeniz adı uluslararası coğrafyada Akdeniz değil adı. Akdeniz Güney Denizi, Karadeniz Kuzey Denizi demek ve kuzeyden güneye, yani iki denizi bağlayan bir yolu da açmış oluyorsunuz Frigya yolu vasıtasıyla. Bir başka tarihi önemi de bu 400 kilometrelik yolun Frigya yolunu bize açmış olması. Şimdi burada bir şeyi daha söylemek istiyorum. Ankara ve Gordion bağlantısı, Midas'ın kurduğu bir şehir Ankara. Ankara adının adının Ankara olduğu konusunda pek çok anlatı var. Bunlardan bir tanesi Midas'ın Ankara'ya geldiği zaman kazı yaparken bir çapa bulması ve bu çapadan ileri gelerek Ankara adını kullanması. Sonra bunu destekleyen bir başka husus da dünyadaki ley hatları dediğimiz, yani manyetik alanların oluşturduğu bir şey var. Şu anda bunun üzerinde çok duruluyor ve belki Edison devrinde Tesla'nın düşüncelerine değer verilmemesi nedeniyle gecikmiş bir şey olarak düşünüyor. Çünkü Tesla diyordu ki elektriği herhangi bir iletken olmadan iletebiliriz diyordu. Edison'la tartışmaları bu yöndendi. Şimdi tekrar insanlar buna döndüler ve bunun üzerinden çıkarak ley hatları diye, yani bu
kutsal coğrafya dediğimiz veya manevi coğrafya dediğimiz konusu olan bir şey. Şimdi Ankara ile ilgili böyle bir öneri var. Buna Anadolu ikiz kenar üçgeni diyorlar. Ley hatları üzerinden geçiyor. Ve Truva, Ankara ve burada Gize'ye iniyor bunun bir ucu. Ve bunu çizdiğiniz zaman, şunları birleştirdiğiniz zaman bir çapa işareti çıkıyor. Ve Mevlana'nın da Konya'yı seçmesinin sebebinin sebepsiz olmadığı, çünkü Konya'da bu çapanın izi üzerinde, yani çapanın kolu üzerinde. Dünyada pek çok böyle şehir var. Dünyada pek çok böyle şehir var ve bunların en önemlisi de Anadolu ikizkenar üçgeni. Bunlar hala tartışılıyor. Yani tartışılıyor ve bunlar bizim Frigya ile ilgili etkinlikler yaparken kullanabileceğimiz unsurlar. Yani aynı dediğim gibi Çin Seddi savunma amaçlıdır. Dünyadaki bütün kaleler savunma amaçlıdır. Ama birisi derse ki Çin Seddi'nin amacı savunmak değil, geçen düşmanın hızını kesmek ve düşmanı orada tutabilmek. Yani orada, çünkü düşman gelirken gücünü kaybediyor, dönerken daha güçsüz olarak dönüyor ve Çinliler böyle, yani bu farkı söyleyebilmek. Biz bu farkları söyleyebildiğimiz sürece Frigya yolunda da bunları yaratabiliriz. Şimdi şöyle bir kitapçık getirdim. Bu Alman tur operatörlerinden birinin kitabı. Bu kültür ajandası, bunu çevirdiğimiz zaman veya kültür planlayıcınız diye bir kitapçık. Bu senede 4 defa yayınlanıyor ve bunun içine koyabildiğiniz etkinlikler, güncel etkinlikler bütün dünyaya dağılıyor. Mesela Umman'da opera var bu programda. Basel'de Noel var, Amsterdam'da Rembrandt sergisi var ve Japonya'da kiraz ağaçlarının açılışı var. Bu ürün haline getirilmiş, tur operatörüne sunulmuş, o da bunu takdim edebiliyor. Ankara'da bunu kim yapacak? İşte hocam da, sağ olsun İbrahim hocam da katkıda bulundu. Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu var. Bunu, bu tür ürünleri, yani Frigya üzerinden yapılabilecek ürünleri bir araya getirip sunduğu zaman bu güzel bir işte tur operatörünün kataloğuna girecek bir ürün oluyor. Türkiye kökenli bir tur operatörü var, Bentur. Bir yenilik yapıyor bu sene. Berlin'den tahmin ediyorum 50'ye yakın bisikletli Berlin Fuarı sonrasında, hocam vakti, ben bakmadım. 5 dakikamız daha var. 5 dakika, tamam. Artık ondan sonra soru belki sormayız. Vaktimiz kalmadı. Tamam, peki. 2400 kilometre yol yapıp Türkiye'ye gelecekler. Bentur'un kataloğunda Gordion var. Mesela onlara bisikletle bu 500 kilometrelik yolun devamı için bir program hazırlayabilirsek, bu onlar için hazır bir program olur. Ankara bunu hazırlayabilir mi? Hazırlasın. Yani Ankara'daki otoriteler, ilgilenenler hazır 2400 kilometre yol gelen bisikletlere böyle bir şey de hazırlasınlar. Çünkü 500 kilometre yol yürüyerek bitmez. Hocam Anıtkabir'in de bir Türk kralının mezarı olduğu söyleniyor. Doğru mu bu? Yani şimdi onu söyleyeceğim. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezerken alt katta bir Ankara salonu var. Ankara salonunu gezdiğiniz zaman gerçekten Ankara'nın çok büyük bir tarihi varlığın üzerinde oturduğunu görüyorsunuz. Ama bu salon küçücük bir salon. Yani tesadüf alt kata inerseniz üst katta çok güzel salonlar var. Friedlerin eserlerini görüyorsunuz. Daha Göbekli Tepe'den başlayıp bütün Anadolu medeniyetlerini görüyorsunuz ama alt kata indiğiniz zaman 50 metrekare o kadar değil. Yani küçücük vitrinin içinde Ankara var ama Ankara'ya gerçekten baktığınız zaman yani orası bir müzeyi doldurur. Bir Ankara Medeniyetleri Müzesi'ni doldurur. Bunun bir kere ön plana çıkarılmasında bir yarar olduğunu, işte o zaman o dediğiniz şeyler orada işaretli çünkü. Yani nerede ne var işaretli. Yani şu anda çay yolunda bile yürürken yani altında bir şeyler var diyorsunuz.
Çünkü orada işaretli hepsi. Ama hocam destekli dediğiniz doğru. O kaz yapılırken orada bir tümülüs kararlar çıkıyor. Kararlar. Evet. Yani Ankara böyle bir şeyin üzerinde. Yani Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezerken bir de Ankara Medeniyetleri Müzesi'ni gezerseniz gelenlere bir gece daha Ankara'da kalma imkanı sağlarsınız. Belediye yapsın hocam. Hiçbir şey yapmıyorlar. Var, ben kim yapar onu bilemiyorum. Katkı vereyim. Türkiye Uygarlıklar Müzesi için ciddi bir çalışma yapıldı. Şu anki törenlerin olduğu yer AKM alanında. Protokol da yapıldı belediye ile bakanımız arasında. Epey bir ilerleme oldu. Türkiye'nin en büyük müzesi oraya yapılacak idi. Fakat o alan sadece belediye, sadece belli bir kurumaydı. Birden fazla kurumun üzerinde söz sahibi olduğu bir alan olduğu için geçtiğimiz yıllarda o alan şeye devredildi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na devredildi. Şimdi tekrardan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bize okey, onay vermiş olması evet gerekiyor. Bu olursa Türkiye'nin en büyük... Evet, orada da Ankara'yı yerini bulacaktır diyorsunuz. Mesela trik başlığı var. Amerika Senatosu'nun amblemine dair trik başlığı var. Dünyanın pek çok kentinde trik başlığı kullanıyor. Yani Midas'ın kulaklarını örtmek için kullandığı başlık, trik başlığı. Televizyonda bir dizi var. Orada da mesela kahraman o başlığı taşıyor. Trik başlığı. Şimdi o bisikletlere veya o turun çıkanlara Gordio Müzesi'nden birer trik başlığı versek, çünkü dünyanın tanıdığı, yani Kibele gibi dünyanın tanıdığı bir başlık, trik başlığı, kırmızı trik başlığı. Yani demin hocamın dediğine katılıyorum. Yani bu değerler başka dünyada birinin elinde olsa çok fazla iş yapabilir. Şimdi alışveriş merkezleri ve müzeler konusunda sadece yani bunu çok, bu modeli çok geliştirebilirsiniz. Buradan çıkarken Gordio'nun alışveriş merkezi var. Belki Gordio'nun yolunda olması nedeniyle isabetli bir müze. Ama orada Gordion'la ilgili hiçbir şey yok. Yani birkaç vitrin olsa, birkaç bir şey olsa, niye buranın adı Gordion? Yani insanlar artık Gordion'u alışverişte, yani bir alışveriş ifadesi gibi şey yapmaya başladılar. Hocam kongreyi yaparken bir arkadaş aradı ki, bulamıyorum neredesin? Nerede olacağım dedim, ben türlüsüm oradayız dedi. Gordion deyince bu Gordion alışveriş merkezi. O karşıdaki tepeyse Tübülüs sadece. Yani işte profesör bir arkadaşımız yani. Yani Avusturyalıların şimdi hocam Avusturyalıların kullandığı bir tabir vardı. Burada kanguru yoktur diye. Çünkü Avusturya ve Avustralya çok karıştırıldığı için yani negatifinden gidiyorlardı. Kangurunun olmadığı yerdesiniz, karıştırmayın diye. Şimdi belki işte öyle bir şey de kullanılabilir. Yani insanlara çarpıcı bir şey de kullanılabilir orada. Bütün bunları birleştirdiğimiz, yani tanıtmacı olarak bunları birleştirdiğimiz kavramların adı tanıtım kavramlarının optimizasyonu diyoruz buna. Yani sadece tanıtmak yetmiyor. Tanıtımda kullandığınız kavramları da gerçeklere aktarmak lazım. Optimizasyonu yapmak lazım. Yani bir sağlık turizmi üzerinde duruyorsunuz yeri değil ama Türkiye ile ilgili genel kataloğu açtığınız zaman sağlık turizminde 3 satır yazıyor. Türkiye'deki hastanelerde batı ölçüsünde tedavi olabilirsiniz. Yani şimdi burada optimizasyon nerede? Yok. Sadece 3 satır var. Yani Türkiye'de Avrupa'daki trafik kuralları geçerlidir diyor. Ona inanan biri olsa ilk önce bir yaya geçidinde kendine bir araba çarpar ve niye çarptığını da anlayamaz. Yani izah edemezsiniz insana. Çünkü orada o yazıyı okuyor. Dünyadaki trafik kuralları geçerlidir diyor Avrupa'daki. Bunun gibi yani tanıtma kavramlarını gerçekten bu yaptığımız etkinlik tanıtıcı kavramların optimizasyonu açısından da büyük katkı sağladı. Bu bir örnek olan, inşallah Ankara'da da bundan sonra bunların devamını yapabiliriz. Bir de bir küçük bir şey söylemek istiyorum. Bu müze benimsenmesi ve gezilmesiyle ilgili. Benim İstanbul'da ilk defa Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzesi'ne gittiğim zaman ben 7-8 yaşındaydım. Beni babam götürdü. Ondan sonra ben ondan işte Ayasofya'yı, Sultanahmet'i,
diğer müzeleri, Sultanahmet Meydanı'nı çemberli taşı gezdirmesini istedim. Belki okullarda çocuklara ev ödevi olarak bunu vereceğiz. Yani alın babanızı müzeye götürün. Babanız sizi götürmüyor çünkü öyle bir kültürden gelmemiş. Ama çocuklara bunu ev ödevi olarak verirseniz onlar bu işin üstünde titizlikle dururlar. Yani bu hafta babanızı alın çünkü çocuklar zaten müzeye ücretsiz giriyor. Babalarına da belki bir kolaylık sağlarım onu bilmiyorum. Yani ben babamı getirdim diyen çocuğa. Ama yani onun da çünkü parayı düşünen de olabilir onu bilmiyorum. Ama böyle bir ev ödevi gerçekten yani işte ilkokulda kaç çocuğumuz var bilmiyorum. 1 milyon, 5 milyon kaç kişi varsa %10'unu bu ödevle etkileyebilsek belki bir işte gelecek nesillerde de yani o çocuklar büyük olduğu zaman belki çocuğunu müzeye götürecek bir kültüre ulaşabilir diye düşünüyorum. Efendim şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. İlginiz için teşekkür ediyorum.